Konuş! Susma! Cevap ver! Karımı sen mi kaçırttın diyorum! Oğlum bir sakin ol. Ne sakin olacak Düngün'üm? Lan! Eğer kızımı sen kaçırdıysan yeminle bunlara bırakmam. Senin cezanı ben keserim ha! Anne bir dur ya! Tutmayın Nasibe'yi. Vur kız, vur içinde kalmasın. Vallahi şu anda şaşkınlık içindeyim ha. O İstanbul beyefendisinin içinden bir eşkıya çıktı. Ya bırak yakamı. Benim Mavi Hanım'ın kaçırılmasıyla ilgili bir alakam yok. Nasıl alakan yok ya? Mavi kaçırıldığını elime kağıt tutuşturdunuz. Cinayeti itiraf et. Kardeşimi öldürdüğünü söyle. O şekilde karını bırakırım diye yazmadınız mı? Oteli de siz tarattınız o zaman. Beni kaçırabilmek için kargaşa yarattınız. Ay Fazıl Bey neler duyuyoruz, neler diyor bunlar? Faysal Bey, bütün bunlar doğru mu? O gece hepimiz ölebilirdik. Ya babam, senin şu kibarlığına hastayım ha. Ya canımıza kastetmiş adamı hala bey diyorum ya. Ya abi bir sus ya, bir sus. Cevap ver. Ya biraz mantıklı olun. Bu adamları ben tutmuş olsam ben vurulur muydum? Ben de yaralandım. İnandırıcı olsun diye vurdurtmuşsundur kendini. Bak hele sen abime yalancı mı diyorsun lan? Yok kardeş, sadece yalancı demiyoruz abine. Aynı zamanda kumpasçı, manyak, psikopat da diyoruz. Bana bak Cemal, dur bakayım sen, dur. Faysal Bey, bu rezillikleri siz yapmadıysanız kim yaptı? Bilemiyorum Refika Hanım. Biz çok büyük bir aileyiz. Rahmetli kardeşim Ayhan ailede çok sevilirdi. Ailemizden birileri yapmış olabilir. Bak ya, yalana bak. Lan ben ailemden borç alacak bir adam bulamıyorum. Seninkiler senin adına kardeşin intikamını mı almış ha? Ayhan'ın cenazesini almaya geldiğimde polis söyledi. Ailemizden birileri Ayhan'ın ölümüyle ilgili bir takım sorular sormuş. Bir şey öğrenemeyince de üstünü kapattılar sanmıştım ama meğersem kapatmamışlar. Vay anasını ya. Sen ne güzel kıvırtıyorsun la. Hemen de sıyrılıverdin işte ha. İster inanın ister inanmayın. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen karakola gidip teslim olmasan kardeşimi öldürdüğümden bile haberim olmayacaktı. Fazıl Bey, kardeşimi oğlunuzun öldürdüğünü bilsem ne gelir sizinle tanışır ne de elinizi sıkardım. Yani bu kadar iyi rol yapamam herhalde. Mavi Hanım'ın neden kaçırıldığını bilmiyorum. Bebeğinizin arabasına konulan nottan da haberim yok. Eğer ailemizden birilerinin parmağı varsa bu işte, onlar adına özür dilerim. Haberim olsaydı engellerdim. İstersen hakkımda şikayette bulun. Polis araştırsın. Gerek yok Faysal Bey. Ne? Baba ne diyorsun sen ya? Sen şimdi inandın mı bu adama? Yok aga, ben inanmam. Ben inanmam. Bu Gülay psikopatın ne yapmaya çalıştığını da biliyorum ben. Aynı Maviş'in Alim'e yaptığı gibi gerdek gecesinde bıçaklayacaktı beni. İntikamlarını böyle alacaklardı benden. Bak hele bacım, sen gerdek gecesinde kocanı mı bıçakladın ya? Abi, Allah aşkına yeter. Yeter! Sırası mı şimdi?